Şimdi ben bir örnek vereceğim. Şimdi bu bir dizi midir? Bu bir dizidir. Neden? Kuralı biliyorum. Birer birer artıyor. Bundan sonra gelecek olan sayı ne olacak? 6. Doğru mu? Hatta ondan sonra gelecek olan sayıları da o kurala bağlı bulabilirim. Doğru mudur? Peki. Geldim şimdi. Bu bir dizi midir? Evet, bu da bir dizidir. Neden? Bundaki kural da ardışık tek sayılar bunlar. 3, 5, 7, 9, 11 diye gidiyor. Aralarındaki fark ne bunların? İkişer. Ama tek sayı. Yani ferdi. Ferdi sayılar. Arapçası öyle. Zevci değil yani. Evet, ardışık tek sayılar şeklinde gidiyor. Ben buradaki sayıyı bulabildiğim sürece bu nedir? Bir dizidir. Peki, geldik. Bu bir dizi midir? Evet, sorum dizi midir? Bu da bir dizidir arkadaşlar. Kuralımız ne burada? Baştan itibaren bütün sayıların kareleri alınıp ne yapılmış? Yazılmış. Bakın, bu birin karesi. Bu ikinin karesi. Bu üçün karesi. Bu dördün karesi. Bu beşin karesi. Bundan sonra ne gelecek? 36 gelecek. Neyin karesi olacak? 6'nın karesi olacak. Doğru mu? Bu da belli bir kurala dahil gidiyor. Nedir? Sıradan sayıların karesi alınmış. Böyle bir dizi yapılmış. Diziyi anladık mı şimdi? Belli bir kural. Ama bu kuralla ilgili belli bir sınırlamamız yok. Milyonlarca olabilir bu kural. Milyonlarca. Düşünce tavrımız her zaman ne olacak? Bu sayıların nasıl bir kuralla yazıldığını ilk başta bulmak olacak. İlk önce kuralı tespit edeceğiz. Sayılar arasındaki ilişkiyi bulacağız. Mesela ben bu diziyi böyle vermedim de 0, 3, 8, 15, 24, 35 dedim. Buraya gelecek olan A sayısı nedir? Şimdi bu sayı dizilerinde birkaç farklı şekilde düşünebiliriz. Birincisi şu. Bakın, artı 3, artı 5, artı 7, doğru mu? Artı kaç? 9, artı kaç? 11, artı kaç olacak? 13, o zaman bu sayı ne olacak? 48. Nasıl artıyor bunlar? Ardışık artıyor, bak aralarında iki fark var. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Gördük mü? 1. Ben böyle buldum. Peki şunu bulabilir miyiz? 1'in karesi eksi 1. 2'nin karesi eksi 1. 3'ün karesi eksi 1. 4'ün karesi eksi 1. 5'in karesi eksi 1. 6'nın karesi eksi 1. Bu da sonradan gelecek 7'nin karesi eksi 1. Ondan sonra 8'in karesi eksi 1. Yahut da artı 15. Bu sayıların oluşturduğu sıralamanın bir dizi olması için bundan sonra gelecek sayının bizim tarafından bulunabilmesi lazım. Bir sayı dizisi ise eğer. Anlaştık mı? Eğer bundan sonra gelecek olan sayıyı bilemiyorsak biz, demek ki bu bir sayı dizisi değil. Bakın, arasındaki ilişkiyi ister böyle bulabilirsiniz, ister böyle bulabilirsiniz. Ama her şekilde ne yapıyoruz? İki taraftan da bulabiliyoruz. Tamam. Demek ki sayı dizileri çok farklı şekilde oluşabilirmiş. Hani ben bunların kurallarını gerçekten çok farklı şekilde yazabilirim. Mesela 1 derim. 2 5 14 41 bula bula. Bundan sonraki sayımız ne olabilir? Evet, kural nedir? Şimdi sayılar birdenbire büyüyorsa eğer aralarındaki ilişkiyi bir çarpım gibi düşünmek lazım. Hani bir şeylerle çarpmışız da böyle olmuş gibi. Neden? Birdenbire 14'ten 41'e yükseliyor. Doğru mu? Şimdi buradaki mantığı bulmamız için bu sayıları çok iyi tanımamız lazım.
inceleyelim. Eğer 3 kat olsaydı 15 olurdu. 3 kat olsaydı ne olurdu? 42 olurdu. 3 kat olsaydı ne olurdu? 6 olurdu. Bak hep 3 katından ne yapmışız? 1 indirgemişiz. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bunu ben çarpı 3 yapmışım, 1 indirmişim. 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 Bundan sonra gelecek sayı ne olacak? Çarpı 3, 143. 1 indirdik, 140 ne olacak? 2. 122 pardon. Anlaştık. Bazen de böyle çoklu olabilecek. Evet bakın sayı dizilerine örnek veriyorum. Bunlar sadece örnek. Bunlarla ilgili o kadar çok uğraşacağız ki biz bu mantığı anladığımız zaman diğer sorularda gerçekten çok çabuk ilerleyebileceğiz. Şimdi böyle tek düze bir kural olabildiği gibi bazı sayılar arasında farklı şeyler de olabilir. Mesela diyeyim ki 4, 12, 9, 27, 24, 72 soru işareti. Bu da bir sayı dizisi. Şimdi burada bir bakın, bir artma var katlı bir şekilde, bir azalma var. Bak şunlar azalıyor, bunlar ne yapıyor? Artıyor değil mi çarpım şeklinde? Ne yapmışım? İlk önce ortakları buluyorum. Çarpı 3 yapmışız. Bakın burada da bir çarpı 3 değil mi? Ondan sonra da burada bir çarpı 3'üm var. Gördük mü? Değil mi? Peki aradaki şu bağlantıyı nasıl yapmışız? Onu da bir bakalım. 3 azaltmışız. 3 azaltmışız. Bundan sonra bu soru işaretinde ne yapacağız? 3 azaltacağız. Kaç olacak burası? 69 olacak. Anlaştık? Söylemek istediğimiz şu. Tek bir kural olabileceği gibi değişken bir kural da olabilir. Bunun kuralı ne? Çarpı 3, eksi 3. Çarpı 3, eksi 3. Çarpı 3, eksi 3. Çarpı 3, eksi 3 şeklinde gidiyor. Anlaştık mı? Sayı dizilerini anladık değil mi? Ben tanım olsun diye direkt konuya girmedim. Yani çünkü bunları yavaş yavaş sindire sindire göreceğiz. Çok farklı şekilde olacak bunlar. Daha zorlaşan bir şekilde olacak. Ama biz ilk önce basitten ne yapacağız? Zora doğru gideceğiz. Şimdi ben tahtaya birkaç ilk başta hangilerinin sayı dizisi olup hangilerinin sayı dizisi olmadığına dair bazı örnekler yazacağım. Bunları sizlerden hangilerinin olup olmadığını bulmanızı isteyeceğim. Anlaştık mı arkadaşlar? Dediğim gibi ilk başta basitten başlıyoruz. Hani benim şu göstermiş olduğum yalnızca sayı dizilerinin nasıl farklı şekilde çeşitlenebildiğini size göstermek. Çok farklı şekilde çeşitlenebilirler. Ama bu zamanla oluşacak bir şey. Kendinize bunda şans tanıyın. İlk başta dediğim gibi biraz basitten başlayalım. Diyelim ki birinci sorumuz şu olsun. Aşağıdakilerden hangisi sayı dizisi değildir? Cevap da şöyle yapalım. İki, dört, beş, on, on bir, üç, altı, beş, 10, 9, 4, 8, 11, 22, 25, 5, 10, 7, 14, 11, 4, 2, 4, 8, 16.
Evet. Burada yanlış olan dizi hangisidir? İlk başta söylediğim gibi, ilk başta bir kuralı bulacağız. Yanlış olan dizi hangisidir onu bulacağız. Yani kural, bir tanesi bunlardan kuralsız yazılmış. Acaba hangisidir? İlk soruyu beraber inceleyelim. Ondan sonrasında diğerine bakacağız. Şimdi arkadaşlar, burada bir çarpı 2 ya da artı 2'm var değil mi? Bu kuralı bana belirleyemiyor. Ondan sonra bir ne var? Artı 1 var. Değil mi? Bakın bir çarpı 2 var. Ne yapıyorum? Artı 2'yi siliyorum. Kural demek yenilenen şey demek. Hepsinde farklı bir kural aramayacağız. Anlaştık? Ondan sonra ne var? Artı 1. Demek ki bu dizimizin kuralı neymiş? Çarpı 2 artı 1. Çarpı 2 artı 1 şeklinde gidiyormuş. Anlaştık mı? E şıkkı olabilir. Bakacağız. Tamam mıdır? Şimdi gelelim buna. Artı 3 olur. Artı 5 olur. Bak eksi 1 var. Eksi 1 var. Demek ki burada da bir çarpı 2'miz var. Bak burada da ortakları buluyorum ilk önce. Nasıl çözdüğüne dikkat edin lütfen. İlk başta ortakları bir buluyorum. Sonuncusu kuralsız. Doğru. Olur. Burada bir eksi 1 var. Burada bir eksi 1 var. Şimdi biz dizileri bulurken ne demiştim ben size? Bundan sonra gelecek olan sayıyı bulabiliyorsak kural var. Kayda var. Yok bulamıyorsak kayda yok. Bundan sonra ne olacak burası? Çarpı 2. Bundan sonra gelecek olan sayımız ne olacak? 22. Bundan sonra ne gelecek? Çarpı 2. Bundan sonra gelecek sayımız 18. Bak bunları bulabiliyorum. Demek ki bunlarda ne var? Kural var. Peki bakalım. Bak burada da bir çarpı 2 gözledim. Çarpı 2 gözledim. Artı 3. Doğru mu? Artı 3. Demek ki bunun kuralı da neymiş? Çarpı 2 artı 3. Çarpı 2 artı 3. Ondan sonra ne gelecek? Çarpı 2 gelecek. Doğru. Geldik. Çarpı 2 eksi 3. Çarpı 2 eksi 3. Bundan sonra ne gelecek? Çarpı 2. Peki buna bakalım. Bölü 2 ya da eksi 2. Çarpı 2. E bir çarpı 2 daha. E bir çarpı 2 daha. Bunda kural yok. Neden? Çünkü bundan sonra gelecek olan sayıyı ben kestiremiyorum. Hani bölü 2 mi çarpı 2 mi? Hani tekrarından bir süreç var ama başta bölü 2 ile başlamış. Anlaştık mı arkadaşlar? Sonuncusu evet kuralsız. Tamam mıdır? Demek ki ilk başta neyi yapıyormuşuz? Dizinin kuralını belirliyormuşuz. Hani bu hangi sisteme göre gitmiş? Ondan sonrasında da ne yapıyoruz? Bunda acaba eksik olan ne? Birinci şıkkımız bu. Zaten sayı dizilerinde 3 ya da 4 tane farklı soru gelebilir. 1. Kuralı bozan dizi nedir? Kuralı bozan sayı nedir? İkincisi, kural dahilinde sonraki sayı ne olacaktır? Üçüncüsü, iki tane dizi arasındaki ortak kural nedir? Dördüncüsü, kuralı devam ettiren sayı dizisi hangisidir? Bu şekilde sorular gelecek. Evet, biraz örnekleme yapalım. Ondan sonra da anlatmaya devam edeceğiz. Değişik örneklere bakalım. Evet, birinci sorumuz. İki, sekiz, evet, dört, on, beş, soru işareti. Evet, bu dizinin devamı için bu soru işareti yerine hangi sayı gelecek? Onu bulacağız. İkinci soru. On iki, on üç, soru işareti, 14, 10, 15 ve 9. Üçüncü soru. 2, 4, 12, 24, 72 ve soru işareti. Evet. Hadi bakayım.